Hafta içi her gün bu saatlerde buradayız, değerli bir konuğumuz oluyor. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Adım Der Başkanı Garip Kızılkaya. Kendisiyle neyi konuşacağız efendim? Ramazan ayında artan bir duyarlılık var. Ama İslami STK'ların tabii Ramazan'dan önce yılın 12 ayı yaptıkları bir faaliyet var. Yardım faaliyetleri. Bununla birlikte bu yardım faaliyetleriyle birlikte tabii ulaşılan bilgiler var. Bu toplumun maddi anlamda garibanlık düzeyini de bir şekilde tespit etmiş oluyorlar. Tabii Garip Bey'e sorularımız olacak. Abi. İşte bu toplumun garibanlık röntgenini de Garip Kızılkaya ile çekmeye çalışacağız. Garip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Adım Der dedim. Adım Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Eğitim, Derneği. Adım ve Yardımlaşma Derneği. Eğitim ve Yardımlaşma Derneği. Ben de dinleyicilerimizin, Van halkımızın Ramazan'ını kutluyorum. Başta memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi bir Ramazan geçirelim diyorum. İnşallah iyi bir bayrama kavuşalım diye teminde bulmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Adım Der diye anons ettik. Arzu ederseniz Adım Der'den başlayalım. Dernek olarak neler yapıyorsunuz? Eğitim var, kültür var, yardım var ama bir detayı sizden dinleyelim. Evet, ismimiz Adım Atmaktan çıktı aslında. İsmi çok böyle hani sıradan bir isim değil aslında. Bilinen bir isim ama manidar bir isim. Evet. Neye adım atmak? Hayra adım atmak, iyiliğe adım atmak, güzelliğe adım atmak adıyla ortaya çıkmıştı derneğimiz. 2013 yılında kırıldı derneğimiz. İki tane temel teması var. Birincisi eğitim, diğeri de yardımlaşma. Evet. Teması üzerine duruyor. 2013 yılında kurulan bir dernek. Genelde eğitimcilerden, işte esnaf arkadaşlardan ve akademisyen arkadaşlarımızdan oluşan bir kurulu var. Bunlar tarafından kuruldu. Kurulduğundan beri birçok faaliyet ve çalışması var. Evet. Bunları ben çok kısaca böyle bahsedeyim. Tabii ki. Bunların bir tanesi öncelikle bizim konferanslar ve seminerlerimiz oluyor düzenli bir şekilde. Konferanslar ve seminerlerimize genellikle akademisyenleri, eğitimcileri, imam hatipleri ve işte herhangi bir alanda kendisini iyi yetiştirmiş, işin ehli diyebileceğimiz yetkin ve etkin kişileri çağırarak bunları insanlarımızla buluşturuyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca bu yıl ikincisini yapacağımız yaz okulumuz var. Yaz okulumuz bu yıl Kazım Karabekir Lisesi'nde inşallah gerçekleşecek. 11 Temmuz'da başlayıp 26 Ağustos tarihine kadar 7 haftalık bir program yaptık. 25 tane öğretmen arkadaşımız bu işte görev alacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dönük programlar ortaya koyduk. Geniş bir müfredatı var, geniş bir programı var. Yaz boyunca inşallah gençlerimizi, çocuklarımızı bu manada sahipsiz bırakmayacağız. Onlarla farklı programlarla, etkinliklerle, evet, sosyal ve kültürel, sportif etkinliklerle birlikte olacağız. Yine haftanın iki günü bayanlara ait derneğimiz. Bayan kardeşlerimiz derneği, evet, kullanıyorlar. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Liseli ve ortaokulda okuyan öğrenci arkadaşlarımıza dönük film izlemeler ve film değerlendirme programlarımız var. Yine kitap analizleri yapıyoruz. Farklı alanlarda öğretmen arkadaşlarımız kurslar veriyor liseli gençlerimize özellikle. Bilginiz üzerine Van'da yaklaşık 45 civarındaki STK'nın bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi'de bir inisiyatif var. Evet. Ona üyeyiz. Ve geçen ay itibariyle 5 tane derneğimiz ve vakfımız bu işin yöneticiliğini yapıyor. Yılda bir sefer değişecek bu yöneticiler. Onun yönetiminde bulunuyoruz aynı zamanda Adım Der olarak. 5 dernekten, STK'dan biriyiz. Bizim tabii diğer bir önemli temamız da yardım faaliyetleri. Birazdan ona gireceğiz. Tabii. Onu isterseniz o başlığa erteleyelim biz. Yardım Eli Derneği var. Şu an dünyada 45 tane ülkede faaliyet gösteren bir dernek var. Van'daki temsilciliğini yapıyoruz. Adım Der'le birlikte çözüm ortaklığı ya da il temsilciliği şeklinde düşünebiliriz. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız, ortaya koyacağımız güzel çalışmalar, projeler ve düşüncelerimiz var inşallah. Evet. Şimdi Adım Der dediniz ki yani kendi derneğinizde
işte hocalar getiriyorsunuz, konusunda uzman kişiler getiriyorsunuz, bilgi aktarıyorsunuz, evet, bilgi paylaşıyorsunuz. Bunlar genelde İslami konular mı oluyor, yoksa güncel, konjonktürel, dünya siyasetiyle ilgili hangi anlamda oluyor genelde? Aslında bir konu ekseninde değil, biz serbest kürsü bıraktık ismini aslında. Öyle bir kendi içimizde arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman serbest kürsü ismini bıraktık. Bir şey çok önemli. Profesyonel insanların, kendi alanlarında yetkin, etkin insanların tespit ediyoruz ve bu insanlar kendi konularını kendileri belirliyorlar. Hani biz özellikle şu konuda şöyle bir şeyde sohbete bulunur musunuz, herhangi bir seminer verir misiniz demiyoruz. İşte hocam diyoruz, siz bu işin ehlisiniz, uzmanısınız, arkadaşlarımızı bilgilendirmenizi istiyoruz. Yani mesela örnek olsun diyeyim, üniversiteden bir arkadaşımız örneğin fakirlik üzerine çalışmıştı. Fakirlikten daha çok dilencilik üzerine. Bir koca bir kitap bastırmıştı üniversiteden bir hocamız. O mesela dilencilik üzerine bir sohbette bulundu. Bir hocamız bir gün geldi örneğin üniversiteden, felsefe üzerine durdu. Bir başka arkadaşımız geldi, işte İstanbul'dan gelmişti. Zaman zaman şehir dışından da misafirlerimiz geliyor. İşte eğitim üzerine durmuştu. Evet. Gibi yani. Herhangi bir konu sınırlaması ya da bir alan sınırlaması yok. Tamamen serbest kürsü mantığıyla, tamamen hocalarımızın bu yetkin oldukları alanlardaki görüşlerini bize aktarma boyutuyla geçiyor. Evet, bir de öğrencilerle ilgili Kazım Karabekir Lisesi'nde bir organizasyonumuzun olduğunu söylediniz. Evet, evet, doğrudur. Burada milli eğitimle anlaşmalı ortaklaşa mı götürüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve valiliğimizden izin aldık biz orayı kullanmak için. Evet. Onlar da bize izin verdiler. Bu arada yöneticilerimize teşekkür ediyoruz buradan. Biz tabii ki mesela yaz okulunda görev alan öğretmenlerin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmen arkadaşlar. Evet. Ve yaz tatillerini yine Van'a hizmet adına, gönüllülük adına, katkı sunma adına feda ederek yine öğrencilerimize, evet, verecekler. Burada işte ahlak dersleri olacak, değerler eğitimi olacak. İşte Peygamberimizin hayatını öğreteceğiz onlara. Kur'an okumayı öğreteceğiz. Akıl ve zeka oyunları olacak. Yüzme derslerimiz var. Sosyal etkinliklerimiz var. Peygamberlerin hayatları gibi belirlemiş olduğumuz müfredatımız var. Bu müfredat doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz boyunca 7 haftalık bir eğitim programı olacak. 7 haftalık bir eğitim, evet, programınız olacak. Tabii 2013 yılında kurulduğunuzu söylediniz. Evet, 3 yıl önce kurulduk. 3 yıl önce depremden sonra doğrudur. Depremin etkisi var mıydı? Tabii ki. Aslında derneği kuran arkadaşlar her ne kadar 2013 yılında kursa bile aslında bizim Van'dan arkadaşlar, Vanlı arkadaşlar, 1990'lı yıllardan gelme bir aslında şeyimiz var. Yani bir arkadaşlığımız var, bir geleneğimiz, bir dostluğumuz, bir duruşumuz vardı arkadaşlarla. Bunu bir STK ile ya da bunu işte güzel bir birliktelik ile ortaya koyalım ve topluma dönük daha güzel faaliyetler, etkinlikler ortaya koyalım şeklinde düşündük ve deprem bunu aslında biraz da hızlandırmış oldu. Böyle bir düşüncemiz vardı zaten. Deprem bunu biraz da hızlandırmış oldu. Biraz daha aslında öz bir değerlendirme oldu. Bir yazarın çok güzel bir şiirinde kitabının ismini Heyelan koymuş. Evet. Heyelan. Niye Heyelan koymuşsunuz diye sormuşlardı. Şöyle bir yorumlamada bulunmuştu. Her ne kadar Heyelan iyi bir şey değil aslında. Depremdir bir nevi. Fakat Heyelan'ın şöyle bir güzel özelliği var. Heyelan'la beraber toprağın altındaki o görünmeyen, evet, madenler, zenginlikler toprağın üstüne çıkar. Depremle, heyelanla birlikte. Aslında bizim de biraz öyle olmuş oldu. Yani bu depremden sonra biz yıllardır içimizde büyüttüğümüz, işte bağrımızda olan, yapmayı düşündüğümüz düşüncelerimizi, bazı programlarımızı inşallah pratiğe geçirmeye hızlandırmış oldu deprem. Evet. İşte 2013'te depremden sonra kurduk ve şimdiye kadar da elimizin yettiği kadar etkinliklerde, faaliyetlerde, projelerde, evet, etkinlikler göstermeye çalışıyoruz. Şimdi birazdan soruları da soracağım. Garip Bey, birçok İslami STK var yardım anlamında. Mesela Yardım Eli dediniz ki dünyanın birçok yerinde var. Evet. İHA dünyanın birçok yerinde var. Bunun gibi birkaç yardım STK'sı daha var. Yani o konuda yoğunlaşan İslami yardım STK'ları var. Bunların böyle ayrışık durması işi kolaylaştırıyor mu, yoksa alanda daha mı çalışmanızı zor hale getiriyor? Aslında bu işin hem avantajları var hem dezavantajları var.
hani komplesinden böyle iyi ya da kötü demek ya da işte şöyle olsun böyle olsun demek çok aslında nasıl bir değerlendirme olur? İyi bir değerlendirme olmaz. Evet. Farklı çalışmanın güzel katkıları ve etkileri var. Ama şöyle bir eksiklik var. Bütün STK'ların birlikte kullanabileceği bir ortak bilgi ağı yok. Evet. Yani en büyük eksiklik ve sıkıntı bu. Yani örneğin işte Van'da bir aileye diyelim ki muhtaç bir aile var, ihtiyacı olan bir aile var. Bu aileye A derneği yardımda bulunuyor, işte B derneği yardımda bulunuyor, C derneği yardımda bulunuyor. Tam soracaktım, elimden aldınız soru. Ama bakıyorsunuz ki işte belki ihtiyacı olmayan kişilere gitmiş olabilir bu yardım. Yani her ihtiyacı olan kişi eşit ve adil bir dağıtım yapılmayabiliyor. Bunun da sebebi ortak bir bilgi havuzunun ağının olmaması. Tabii bu tek Van'ın sorunu değil, bu bütün Türkiye'nin sorunu. Evet. Bu konuyla alakalı bir zaman zaman valiliğin Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı var biliyorsunuz. Onlarla evet. irtibata geçerek TC kimlik numaraları üzerinden işte bu ailelerin ekonomik durumları ile ilgili, sosyal statüleriyle ilgili bazı bilgiler, veriler almaya çalışıyoruz. Fakat Van'ın ve Türkiye'nin bu manadaki en büyük eksiği nedir derseniz ilk sırada bunu koyarım. Bir irtibatsızlık, bir efendime söyleyeyim bilgi akışında, bilgi paylaşımında eksiklik var. Yani böyle ortak bilgi havuzu oluşturulamaz mı? Bu oluşturulması gerekiyor. Biz kendi aramızda hem Van'da hem de farklı şehirlerde yapılan toplantılarda bunu defalarca dile getirdik. Bu konuyla alakalı maalesef şimdiye kadar atılan ciddi bir atım yok. Evet, şu ana kadar yok ama umarım olur. Şimdi Garip Bey, asıl konumuza yavaş yavaş gelelim. Halk mağdur, yani mağdur kitleyi birkaç bölüme ayırabiliriz. Bir, zorunlu iç göçte gelenler var. İki, zorunlu dış göçte gelenler var. Üç, bir de ikamet halinde olup hakikaten çok zor durumda olanlar var. Böyle tabii yardım dağıttığınız için bir nevi toplumun bu konudaki durumunu da aşağı yukarı biliyorsunuz. Yardıma muhtaç kitleyi oranlarsak nüfusun yüzde kaçına denk geliyor diyebiliriz? Şimdi bu konuda yapılmış olan ciddi istatistiksel çalışmalar yok. Yok. Benim de bu konuda size vereceğim bilgiler çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Ondan dolayı bir istatistik çok doğru olmaz. Evet. Ama ihtiyacın çok fazla olduğunu, hakikaten muhtaç ve mağdur ailelerin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet. Tabii ben ondan önce bir şeye değinmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayında insanların merhamet duyguları, yardımlaşma duygularının biraz daha diğer aylara göre öne çıktığı, kabardığı evet. bir ay. Bu bizler için bir fırsat aslında. Tekrar kardeş olduğumuzu hatırlamaya, ümmetin farklı coğrafyalarından birçok insanın burada misafir olduğunun farkına varma ve diğer kardeşlerimize kucaklaşma adına aslında önemli bir adım Ramazan. Ramazan'da işte şimdi günün yaklaşık 6-7 saati iftar ve sahur arası ama geri evet. kalan büyük bir süre var. Yaklaşık 15-16 saat, 17 saat. Bu sürede insanlar aç kalıyorlar, açları hatırlamış oluyorlar. İster istemez mecburi bir şey var bu aslında. Tabii. Zorunluluk var. Dolayısıyla bu manada açları hatırlamak, fakirleri hatırlamak, düşkünleri hatırlamak adına önemli bir ay, önemli bir imkan bizler için. Bu manada Ramazan'ı bizlerin fırsat bilmesi gerekiyor. Tabii. Şu an mesela Yardım Eli Derneğimizin ya da İHA gibi diğer derneklerimizin, hayır kuruluşlarımızın hem Van'ımızda hem Türkiye'mizde hem de ülkenin birçok ülkede yaklaşık bir 50-60-70 ülkeye ulaşan farklı farklı ülkelerde Ramazan ayına dönük kardeş olduğumuzu hatırlatmaya dair Ramazan ayının o ruhunu, o anlamını, ne manaya geldiğini, ne ifade etmek istediğini ortaya koyan ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evet. Bunlar tabii Ramazan'da çok önemli bir noktaya ulaşıyor. Büyük bir fırsat aslında Ramazan ayı. Bizim de bu Ramazan ayını sadece bir açlık olarak görmememiz lazım. Yani nihayetinde bu işin bir anlamı var, bir manası var, bir ruhu var. Tabii. Ki hadiste der ya, yani nice insanlar vardır ki onlara oruçlarından, açlıktan başka bir şey kalmamıştır. Evet. Nice insanlar namaz kılarlar fakat onlara yorgunluklarından başka bir şey kalmamıştır. Yani bu manada özellikle Ramazan ayı zekat boyutuyla, fitre boyutuyla, iftarları birlikte yapma boyutuyla, birlikte teravih namazlarını kılma boyutuyla toplum olmamızın, birlikte olmamızın, beraber olmamızın, kardeş olmamızın,
ümmet olmamızın aslında ortak paylaşım noktaları. Evet. Bu ortak paylaşım noktalarını çok önemli görüyorum. Bizler aslında hepimiz paydaşız. Evet. Bu manada önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Bu ruhu da canlı ve diri tutmamız gerekiyor. Evet, Garip Bey, az önce dediniz ki iki nokta dikkat çektiniz. Fitre ve zekat. Nihayetinde yani İslami STK'lar yardım yapabilmek için dışarıdan yardım almaları gerekiyor. Fitre ve zekatı dışarıda tuttuğunuz vakit, yılın geri kalan 11 ayıyla Ramazan ayı kıyasladığınızda insanların yardım duyguları Ramazan ayında elbette ki artıyor. Ama yine oran istemeyeceğim ama herhalde diğer aylara kıyasla daha mı fazla yardım geliyor? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Mesela Van'da bize bağışta bulunan işte bu bağışta bulunan miktarları ya da aynı ve nakdi yardımları fakir ailelere ve muhtaç ailelere ulaştırmamızı isteyen insanların ben oranlamasına baktığım zaman Ramazan ayında yapılan bağışlar diğer aylarda yapılanların hepsine eşdeğer. Yani bir ayda yapılan 11 gibi. Evet. Bir şey yani pratikte gördüğüm istatistik olarak öyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Ramazan'ın yanında yapılan bütün yardımlar neredeyse bir yılda yapılan bütün aynı ve nakdi yardımlarla eşdeğer bir miktar ve meblağ tutuyor. Evet. Şimdi tabii birazdan diğer sorulara geçeceğim. Hakikaten yapılan yardımlar, verilen zekatlar, fitreler yetiyor mu? Kesinlikle yetmiyor. Çok büyük ihtiyaç var ki biz bu manada Van'la sınırlı kalmıyoruz, yeterli kalmıyoruz. Bizim gelen yardımlarımızın büyük bir kısmı farklı şehirlerden geliyor. Farklı şehirler. Bundan yaklaşık 15 gün, 20 gün önce kadar, 15-20 gün önce mesela Konya'dan bir kamyon malzeme geldi bize. Bunun dağıtımını yaptık. Yardım Eli Derneğimizin hemen hemen Türkiye'nin 75 şehrinde temsilciliği var. Evet. Ve 45 ülkede faaliyet gösteren bir dernek. Onlarla özellikle ilimize Yüksekova'dan muhacir olarak gelen kardeşlerimiz. Onunla ilgili evet, çok soru var. Yüksekova'dan muhacir olarak gelen kardeşlerimize dönük bir kampanya başlatmıştık birçok şehrimizde. Bir kamyon malzeme geldi. Onlar arkadaşlar sürekli dağıtım yapıyorlar. Önümüzdeki hafta içinde de yine Malatya'dan ve Kayseri'deki kardeşlerimiz Yüksekova'lı kardeşlerine bir tır dolusu malzeme gönderiyorlar. Dün akşam konuştuk. Önümüzdeki hafta bunda Van'da olacak. Hatta olursa burada bir canlı yayınla da bu evet, Malatya ve Kayseri'den gelen misafirlerimizi aslında kesinlikle, misafir de edebiliriz. Kesinlikle alırız. Bu kardeşlik köprüsü noktasında. Evet. Önümüzdeki hafta da inşallah öyle bir durum söz konusu olacak yani. Dün akşam konuştuk. Şimdi ben bu tarz sorular vardı aslında cevaplamış oldunuz. Biraz daha geçmesini bekliyordum. Biraz daha geçmesi benim için iyi olur diye düşünmüştüm. Haliyle cevapladınız. Yüksekova'dan gelen muhacirlere yardım yaptılar mı diye sormuşlardı. Şimdi şunu anlamakta biraz problem yaşıyorum ben. Yani İslami STK'ların çalışmalarını aşağı yukarı biliyorum. Yani yardımlarında pek ayrım yapmıyorlar ama toplumda oluşan böyle bir algı var. Evet, şimdi biz inançlı insanlarız. Onun altını çizmek istiyorum. Evet. Ve İslam'ı, Kur'an'ı kendisine referans eden insanlarız. Hayata bakışımızın temel kaynağını oluşturan şey Kur'an'dır bizim için. Evet. Şimdi Kur'an'ın öğretileri hayata geçtiği zaman bir şey ifade ediyor. Kur'an'da der ki mazlumun dini sorulmaz. Evet. Bizim inancımız bunu söyler. Biz Van'a, sizin güzel bir tarifiniz vardı az önce. İç göçle gelenler, dış göçle gelenler ve mevcut bulunanlar. Evet. Biz hiçbir zaman insanlara işte nereden geldikleri, nasıl geldikleri, evet, nerede olduklarını sormayız. Evet. Bu bizim inancımıza kesinlikle yakışmaz. Bize de bu yakışmaz. Evet. Mazlumun dini sorulmaz özellikle. Evet. Bırakın bu Yüksekova'dan Van'a gelen kardeşlerimiz, bizim Müslüman kardeşlerimiz, değer yargıları bizimle aynı olan kardeşlerimiz, orada yaşanan bazı sıkıntılı durumlardan dolayı göç etmek zorunda kalıp buraya gelmişler. Mazlum durumundalar. Dediğim gibi biz hem burada kendi imkanlarımızla hem de Konyalı kardeşlerinin onlara göndermiş oldukları, altını çizmek istiyorum. Evet. Bir kamyon malzeme gönderdiler. Malzemeleri dağıttık ve dağıtıyoruz. Önümüzdeki hafta da özellikle Yardım Eli Derneğimizin Malatya Şubesi ve
Kayseri Şubesi'nin açmış olduğu kampanyalar 2-3 gün sonra bitecek. Oradan bir ya da iki tır kamyonla birlikte buraya ulaşacaklar. Burada gelip özellikle muhacir olan kardeşlerimize kendi elleriyle getirmiş oldukları emanetleri verecekler. Ya özellikle Konya'dan gelen, Malatya'dan gelen, Kayseri'den gelen bu yardımlar sadece iç göçle muhacir durumuna düşen Yüksekovalı kardeşlerimize mi verilecek? Şu an özellikle ilimizde sayı olarak en çok bulunanlar onlar şu an itibariyle. Ama tabii bu yardımlar geldikten sonra ya da bizi şu yılın sadece bir ayında insanlara yardımda bulunmuyoruz. Yılın 12 ayında imkanlar ölçüsünde, imkanlar dahilinde yardımlarda bulunuyoruz. Bizim kardeş ailelerimiz var. Sürekli ilgilendiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz, aylık düzenli gıda bıraktığımız, işte imkanlar ölçüsünde hastaları varsa hastalarıyla ilgilendiğimiz, efendime söyleyeyim çocukların eğitim durumları varsa eğitim durumlarıyla ilgilendiğimiz, evlerinin işte farklı durumları oluyor. Mesela bu kışın yaklaşık 50 aileye gıda, yiyecek, kömür yardımında bulunduk. Ama mesela bunların içerisinde Yüksekovalılar daha sonra geldi, yoktu. Yani biliyorsunuz Van stratejik bir yer. Evet. Stratejik durumu çok gerçekten önemli bir yerde. Birçok geçiş noktasının bulunmuş olduğu önemli bir konum üzerinde bulunuyor Van. İşte Van'da siz de biliyorsunuz Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan ve daha birçok ülkeden insanlar muhacir olarak burada bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in Van'da büyük bir şeyi var, komiserliği var biliyorsunuz. Evet. Bunlar burada zaman zaman toplanıp farklı şehirlere gönderiliyor. Bunun dışında iç göçle Yüksekova'dan gelen insanların yanında Van bölgedeki aynı zamanda 8-9 ilin bölge şehri biriydi. Tabii. Bu illerden de sürekli Yüksekova'nın dışında farklı şehirden insanlar geliyor. Mağdur olanlar çok fazla. Artı Van'da yerleşik olarak yaşayan insanlar var. Hani bizim özellikle yardımımız şu kesime bu kesime olsun demiyoruz. Evet. Şuna bakıyoruz. Gerçekten muhtaç mı ve ihtiyacı var mı? Bizim olaya temelde yaklaşmış olduğumuz iki şey bu. Hani nereden gelmiş, nasıl gelmiş, kim önemli değil. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlara sahiplenmemiz gerekiyor. Bunlar bizim dostlarımız. Aynen Ensar'ın geçmişte muhacire yapmış olduğu kardeşlik gibi, dostluk gibi bizim üzerimize düşen şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Biz de buradan Türkiye'nin batısına, doğusuna ve kuzeyine hep bu mesajı veriyoruz. Bakın burada mağdur insanlar var. Dünyanın diğer coğrafyalarındaki insanlara ulaştırmış olduğunuz yardımları buraya da ulaştırmanız gerekiyor. Tabii. Biz de bu konuda bir köprü görevi yapıyoruz. Dediğim gibi şimdiye kadar Yardım Eli Derneğimizin genel merkezinin göndermiş olduğu yardımlar var sürekli. Bunları sürekli Van'daki kardeşlerimize, muhtaç ve mağdur ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi Garip Bey, Suriyelilerle ilgili özel bir alan açmak istiyorum. Yani Yüksekova'dan iç göçle gelen kardeşlerimiz de mağdur ama nihayetinde bir kısmın burada tanıdığı var. Oradan gelenler mağdur ama biraz kendilerini toparlayabilecek bir düzeyde geldiler. Yavaş yavaş geri dönüşler de başladı biliyorsunuz. Evet. İmkanı olanlar özellikle okulların dönüyor. Kapanmasıyla birlikte geri bir dönüş de var yani. Evet. Ama Suriyeliler daha mağdur, daha mazlum gibi gözüküyor. Her köşe başında işte çocuklar var, kadınlar var. Bunlarla ilgili İslami STK'lar daha özel bir çalışma yapamazlar mı? Ya da yapıyorlar mı? Evet. Şimdi tabii bu zaman zaman İslami STK'ları bir araya geldiği zaman bu konuları konuşuyorlar. Evet. Van'daki işte bu öğrencilerle ilgili, efendim söyleyeyim, ailelerle ilgili neler yapılabilir, neler okunabilir. Herkesin bakmaya çalıştığı, ulaşmaya çalıştığı bir miktar aile var. Var. Bu ailelere ulaşmaya çalışıyorlar, ilgilenmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Mesela bizimle dernek olarak ilgilendiğimiz, gittiğimiz geldiğimiz bu tür Afgan kökenli ve Suriye kökenli kardeşlerimiz var. Bunlarla 3 ay, 5 ay, 1 yıl, bazılarıyla 1,5 yıl bir süre gidip geliyorsunuz. Ama daha sonra bir şekilde Van'dan başka şehirlere gidiyorlar. Hmm. Ya da geri dönüyorlar. Hani bu manada ailelerin sürekliliği olmuyor. Aynı halde sürekli Van'da durmuyorlar. Evet. Yani böyle bir sirkülasyon söz konusu. Bu manada ben Kayseri'den bir örnek vermek istiyorum. Tabii buyurun. Orada Yardım Eli Derneği ile birlikte faaliyet gösteren Hilal Derdi'ye bir derneğimiz var. Onlar oradaki Suriyelilere iş buluyorlar. Çalışıyorlar.
çalıştırıyorlar. Hani balık tutmaktan bahsederiz ya. Evet. Balık tutmayı öğretiyorlar. Yani Van'da maalesef işte biraz iş imkanları çok iyi olmadığından dolayı bu insanlar iş de bulamıyor. Sıkıntı var, istihdam sıkıntısı var ciddi bir manada. Bu bir konuşulmayan konular değil tabii. Sürekli konuşulan, gündeme gelen, değerlendirilen konular. Herkes kendi yağında kavrularak kendi çevresinde yetiştiği kadar imkanları ölçüsünde Suriyelilere yardım etmeye çalışıyor. Suriyelilere bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Ben bir de özel bir alanı yine yerleşik olan mazlumlar, mağdurlar için konuşuyorum. Şimdi nihayetinde birçok aile var. Sizin baktığınız var. Diğer STK'ların baktıkları var. İşte devletin baktıkları var. Bunların arasında en çok mağdurlara baktığınız zaman dul ve yetimler midir? Ya da köyden göçüp burada yerleşenler midir? Yani bu kategorik bir çalışmanız var mı? Böyle bir ayrım yaptınız mı? Biz zaman zaman tabii saha çalışması yapıyoruz. Saha çalışması yaptığımız zaman saha çalışmasında birçok böyle farklı durumlar söz konusu oluyor. Özellikle son zamanlarda Suriye'den Van'ımıza gelen, memleketimize gelen insanların mağduriyet oranlarının diğer kişilere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Tespitimiz o yönde. Bunun yanında Yüksekova'dan ilimize gelen muhacir kardeşlerimizin de son 3-5 aydır Van'da bulunmaları hasebiyle bu zorunlu göçten dolayı onların durumları da çok kötü. Evet. İşte bir günde evlerini bırakıp çıkmak zorunda kalmışlar. Hiçbir şey alamadan çıkmışlar. Suriyeliler ilk sırada ve ikinci sırada ise yüksek odan gelenler diye bir sıralama yapabiliriz. Bunun yanında zaten Van'da yerleşik olarak yaşayan, sürekli Van'da kalan böyle bizim yaklaşık 25 tane kardeş ailemiz var. Bu ailelerimiz de sürekli yardıma muhtaç. Evet. Bazıları yaşlı, bazıları çalışamıyor, bazılarının imkanları farklı. Farklı sıkıntıları söz konusu. Ama hakikaten özellikle son 10 yıl, 12 yıldır sosyal devlet boyutu Türkiye'de oldukça ilerledi. İlerledi. Yani bu konuda hakikaten yetkililer ciddi manada gayret gösteriyor. Hükümetin çok ciddi çalışmaları var. Çok güzel yapılan adımlar, atılan adımlar ve politikalar var sosyal devlet olma yönünde. Onların büyük çalışmaları ve gayretleri var. Bunu sahada biz görüyoruz yani. Mutlaka ulaşılmış oluyor. Mağdur insanlar, işte özürlü insanlar, engelli insanlar, yaşlı insanlar, bir efendime söyleyeyim sıkıntısı olan insanlar başvurdukları zaman valiliklere ya da kaymakamlıklara orada gerekli incelemeler yapılıyor. Müsahak olan insanlara yardımlar yapılıyor. Bizler de onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bu yardımlar düzenli hale gelince o zaman çok dışarıya ihtiyaç kalmaz gibi mi, yoksa devletin yaptığı yardımlar biraz az mı? Yani Van'da mesela bizim hani saha çalışmalarında elde ettiğimiz verilerde devletin çok ciddi manada yardımları var. Yani en büyük yardım onlardan, devletten geliyor. Kesinlikle dışarıdan gelen ya da diğer STK'ların yapmış olduğu yardımlar devletin yapmış olduğu yardımların yanında, yani oranlama olarak tabii kıyaslamak istemiyorum ama devletin yardımı çok kıyaslanmayacak kadar büyük söyleyeyim yani. Çok yüksek düzeyde. Aynen. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Tabii ki temel hedef garibanlığı bitirmek. Temel hedef mağduriyeti bitirmek. Bu da zaten sosyal devletin bir sorumluluğudur. Yani bunu yapması da gerekir. Bugüne kadar yapamamış olması eksikliktir. Ama ne yapılırsa yapılsın bir tarafta eksiklik kalıyor Garip Bey. Şimdi mesela biri diyor ki hocalarımız öğrencilere burs veriyor mu? Mesela bunu evet. Soran bile var. Var mı böyle bir şey? Böyle bir çalışmanız var ben mı? Ben aslında bu Özal'da kısımda... Özal'da bir öğrenci varmış. Bu kısımda şöyle bir şeyden bahsedeyim. Evet. Bizim yerelde yürüttüğümüz ve ulusal bazda ve uluslararası bazda yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Evet. Üç farklı başlık açmak istiyorum burada. Tabii buyurun. Yerelde yapmış olduğumuz çalışmalardan biraz bahsettik. Bunun dışında Türkiye genelinde ulusal çapta yapılan yardımlar var. Mesela biz bu bayramda geçen yıl 50 yetim giydirmiştik komple. Bu bayramda da inşallah Ramazan ayı içerisinde 100'e yakın yetimi giydireceğiz. Sürekli kardeş ailelerimiz var. Yılın 12 ayı boyunca sürekli devam eden evet. Çalışmalarımız var. Kışın
Sürekli işte battaniyedir, ısıtıcıdır, kömür gibi yardımları yapıyoruz. Yani bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Karşılamaya çalışıyoruz. Yine özellikle burs şeklinde değil de giyim, kıyafet, işte efendime söyleyeyim eğitim ödeneği şeklinde yardımlarımız var. Yine geçen yıl başlayan, bu yıl pratiğe geçecek olan bir çalışma var. Ramazan ayıyla beraber başladı bu. Tüm Türkiye'de yaklaşık 70 bin tane yetime aylık burs bağlandı. 70 bin tane tüm Türkiye'de. Van'da da bu manada ilk etapta 50 tane yetimimiz var. Önümüzdeki ay itibariyle bunlar düzenli burs almaya başlayacaklar. Mesela öğrenciler bu kapsama aslında alınmış bir şey. İlk ama aşamada bir yıl şart. Yetim olması şart, ama diyelim ki işte birisi gerçekten çok mağdurdu, durumu farklıdır. Onun durumunu da biz değerlendirip genel merkezimize bildiriyoruz. Onlar da değerlendirip geri dönükler yapabiliyorlar. Bunun yanında tabii dediğim gibi biz tek Van'da ya da işte efendime söyleyeyim Türkiye'de faaliyet içerisinde bulunan bir dernek değiliz. Yardım Eli Derneği boyutuyla olaya baktığımızda 45 farklı ülkede faaliyetler var. Hızlı bir şekilde onlardan bahsedeyim ben. Tabii. Sudan'da Akabe Yetimler Külliyesi diye bir külliye var. Şu an orada 300 tane yetim bakılıyor. Onlar Sudan'da çok büyük bir külliye şeklinde. Ortaokul, ilkokul ve lisenin bulunduğu, onların her türlü yeme, içme, yatma, barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bir külliye var. Gönüllüler üzerine yürüyor. Bu ikincisi yapılacak ve oranın kapasitesi gitgide artacak. İkincisi Afrika ülkelerinde yaklaşık 25 ülkede uygulanan süt keçisi projesi var. Biliyorsunuz Afrika çok gerçekten kötü bir coğrafya. Hangi açıdan kötü bir coğrafya? Kurak bir coğrafya. Evet. Batılıların, emperyalist ülkelerin yıllarca semirdiği, sömürdüğü, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının alarak götürüp batıya götürdüğü bir coğrafya, bir ülke, ülkeler ya da efendime söyleyeyim topraklar. Oralarda insanların 3-5 tane keçisi olduğu zaman hayatlarını ikame edebiliyorlar. Evet. Bu manada 25 tane ülkede aile bazında 5 tane, 6 tane keçisi veriliyor. Süt keçisi bunlar. Keçiler işte o ailelerin gerçekten hayata bağlanma umutları oluyor. Hayata tutunma ipleri oluyor. O faaliyetler devam ediyor. Pakistan'da Eyüp Sultan Köyü var. Evet. Orada çok büyük bir deprem yaşanmıştı. Bu yıl yine orada yapımı devam ediyor Pakistan'ın Eyüp Sultan Köyü'nün. Eyüp Sultan'ın ismini koydular özellikle dernek yetkililerimiz. İstanbul'dan Pakistan'a selam aslında bir şekilde Eyüp Sultan'ın ismini orada yaşatma adına yapılan bir çalışma. Bangladeş'te yapılan ciddi mescitler ve şeyler var, çalışmalar var. Çok büyük su kuyusu projesi var. Afrika'da biliyorsunuz kuraklık çok ciddi manede insanları sarsan, hayatlarını durduran bir unsur. Şu ana kadar yaklaşık 200 farklı noktada Afrika'da 45 ülkede su kuyusu açıldı. Ve bu faaliyetler sürekli devam ediyor. Her bir ülke için farklı farklı çalışmalar var. Önemli bir çalışma da Gazze'ye yapılıyor. Evet. Gazze ofisinde biliyorsunuz bizim kutsal mescitlerimizden, mekanlarımızdan biri Mescid-i Aksa, Kudüs. Oranın bizim yanımıza ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti var. Ayrı bir maneviyatı var. Orada ciddi manada çalışmalar yapılıyor. Etkinlikler yapılıyor. Bir inşaat çalışması var şu an devam eden. Evet. Temsilcilik var. Yine Somali'de büyük bir hastanemiz var. Yani yardım geçen hafta elini açıldı. Yardım Eli açtı. Cumhurbaşkanı da geçen hafta biliyorsunuz oradaydı. O da açılışa katılacaktı. Fakat son anda bir program değişikliği oldu. 200 yataklı Somali'nin en büyük kadın ve çocuk hastanesi yapıldı. Gönüllüler tarafından finanse edilmişti. Bu hastanemiz açıldı orada. Yine özellikle Suriye'den Türkiye'ye gelen mülteci kardeşlerimiz için Hatay temsilciliğimizin 4 tane büyük kampı var. Şeyde sadece Hatay'da. Hatay'da. Bütün imkanlarını Yardım Eli Derneği'nin sağladığı, kurduğu, yaptığı 4 tane okulumuz var orada. Devam eden. Bunun yanında Afrika'da ismini sayıp sayamayacağımız işte Balkanlar'da çalışmalarımız var. Özellikle Bosna'da, efendime söyleyeyim Makedonya'da. Şu an orada bir grup arkadaşımız zaten çalışmadalar. Evet. Dün görüştük. Ciddi manada külliyeler yapılıyor oralarda. Okul, mescit şeklinde, yetimhane şeklinde çalışmalar ve faaliyetler yapılıyor. Ve özellikle Orta Asya'da
Doğu Afrika'da, Doğu Asya'da yapılan ciddi çalışmalar var. Tabii bunlar çok genişçe çok bahsedilmesi gerekiyor. Evet. Hakikaten yüz akı kardeşliğimizi artıran güzel çalışmalar var. Son olarak bir de bizim yine Türkiye genelinde yapılan güzel bir çalışmamız var. Kumbaram şenlik olsun diye bir çalışmamız var. Bu çocuklarımıza kumbaraları veriyoruz. Bu kumbaraları çocuklar dolduruyorlar. Yılda bir gün getirip açıyorlar. Ve buradan özellikle yetim ailelere, muhtaç ailelere, mağdur ailelere bu kumbaralarından kendi elleriyle, kendi harçlıklarından artırmış oldukları paraları veriyorlar. Böyle bir kardeşlik oluşuyor. Bu manada yapılan güzel çalışmaları var. Şimdi hakikaten STK'lar olmazsa, biz bugün İslami STK'ları konuşuyoruz ama diğer STK'lardan da mutlaka yardım edenler var. Bu tarz duyarlılık sahibi STK'lar olmazsa herhalde toplumda birçok insan çok ciddi mağdur olacak diye düşünüyoruz. Tabii bizi şu an dinleyen dinleyicilerimiz, biz Adımdere ulaşmak istersek nasıl ulaşırız diye soruyorlar. Size nasıl ulaşabilirler? Evet, bizim adresimiz var. İsterseniz ben adresimizden bahsedeyim. Tabii buraya yakın bir yer. Mahalle olarak Haydaroğlu İş Merkezi. A blok 2. kat 25 numarada Adım Eğitim ve Yardımlaşma Derneği. Haydaroğlu İş Merkezi. A blok 2. kat 25 numara. 25 numarada. Bizim telefonlarımız var. Telefonlarımızla da buraya ulaşabilirler. Normal telefonlarımız var. Evet. Bizim derneğimiz haftanın 7 günü açık. Tek işi orada olan, orada çalışan arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Evet. Onlar sürekli oradalar. Cep telefon numaramızı ben isterseniz dernekteki arkadaşımızın ulaştırayım. Olabilir. Ben normal telefonu ulaştırayım. 0432 alan kodumuz zaten. Evet. 216-79-0 bizim normal telefonumuz. Evet. Bunun yanında dernekte çalışan arkadaşımızın cep telefon numarasını vereyim. Oradan ulaşmak isteyenler ulaşabilir. 505-246-86-80. Buradan ulaşabilirler. Buradan ulaşabilirler. Size. Tabii ben bir şeyi de buradan belirtmek istiyorum. Sadece mesele insanlara hakikaten yardım götürmek değil. Evet. İşte karınlarını doyurmak, efendime söyleyeyim bir battaniye vermek, onlara işte bir destek olmak değil. Bugün toplumda en önemli şey şu, insanların birbirini sorması. Tabii. Birbiriyle yardımlaşması, birbirini hatırlaması, birbirini anması. Birbiriyle dost olması, birbiriyle kardeş olması ve ümmet olmamız lazım. Bu aslında yapılan bütün çalışmalar bunu hatırlatmaya dair yapılan çalışmalar. Evet. Aslında bunlar bize büyük imkanlar sağlıyor. Büyük, hani bir söz vardır. Söz de der ki mahiyetinde, içeriğinde. Aslında vermiş olduğumuz şeyler bizim. Vermediğimiz şeyler bizim değil. Değil. Aslında ne veriyorsak onu götüreceğiz öbür tarafa. Biz sadece bu dünyada yaşayan, tek tarafa inanan, seküler bir inanca sahip insanlar değiliz. Evet. Asıl hayatın öldükten sonra olacağına inandığımız, inanan insanlarız. Evet. Yapacağımız hayırlı işlerin, amellerin, öbür dünyada karşılığının olacağını düşünen insanlarız. Evet. İnancımız bunu söyler. Asıl öbür tarafa yapacağımız yatırımlar asıl yatırımlar. Tabii ki. Aslında kendimize yatırmış oluyoruz yatırımlarımızı. Yapmış olduğumuz hayırlarımızı, iyiliklerimizi kendimize yapmış oluyoruz. Bunu da bu şekilde bir hatırlatma vesilesi olsun diyelim. Evet. Hani derler ya ne verirsen elinle o gelecek seninle. Tabii Ramazan'daki bu duyarlılıkları artırmak gerekiyor. Hakikaten mağdur, mazlum insanlarımız çok. Biliyorum çünkü birkaç farklı derneği de konuk aldım. Onlarla da konuştuk. İhtiyacı olan insan sayısı çok çok fazla. Rabbim yardımcınız olsun. Söyleyeceğim bir şey bu. Evet. Başka ne diyebilirim ki? Toparlarsak bir iki cümleyle son neler söylersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayındaki bu duygularımızın sürekli diğer aylara da aslında sirayet etmesi, devam ettirilmesi gerekiyor. Tek Ramazan ayıyla kalmamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve benim düşüncem de temelde üzerine durmamız gereken asıl toplumun kesimi gençlik. Evet. Buradan gençlerimizin sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki.
Gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim umudumuz, yarınımız. Fakat maalesef gençlerde ciddi bir boşluğun olduğunu görüyorum ben. Aynı zamanda eğitimciyim ben. Uzun yıllardır eğitimcilik yapıyorum. Evet. Öğretmenlik yapıyorum. Farklı projelerde çalıştık, çalışıyoruz. Gençlerimize sahiplenmemiz lazım. Ve bu toplumun birlik olması lazım, beraber olması lazım. Hayra dönük, iyiliğe dönük, güzelliğe dönük atılacak adımlarda birlikte adım atılması gerekiyor. İşim gereği sık sık seyahat ediyorum birçok yere. Van'da şöyle bir eksiklik çok dikkatimi çekiyor. Evet. Van'da hem resmi kurum ve kurumluşlarımız arasında hem de sivil toplum kuruluşlarımız arasında hem de resmi kurumlarla STK'lar arasında gereği kadar işbirliği ve birlikte iş yapma maalesef şeyimiz çok güçlü değil. Yetimiz, efendime söyleyeyim, böyle yeteneğimiz. Yani öyle bir azmimiz yok. Azmimiz yok, heyecanımız yok. Bu konuda birikimimiz ve tecrübemiz yok. Van'ın en büyük eksikliği nedir derseniz bence bunu söylemek istiyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak hem kendi aramızda hem de kamu kuruluşlarıyla birlikte iş yapma. İş birliği yapılınca güç ortaya çıkıyor. Evet. İş birliği güç birliği oluşturuyor. Evet. Boyutuyla ortaya bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Buna özen göstermemiz, önem göstermemiz gerekiyor. Hem kamu kuruluşlarımızın buna dönük adımlar atması gerekiyor. Hatta bizim kamu kuruluşlarımızın imkanlarını STK'lara sunmamız gerekiyor. Onun imkanlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi gönüllülük olmadığı zaman toplumda gerçekten hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Çıkmıyor. Gönüllülük çok önemli. Tabii. Fedakarlık çok önemli. Bu manada gönüllü insanlar var. Bir şeyler yapmak istiyorlar ama imkanları yok. Kuruluşlarımızın böyle imkanları var. Bunları gönüllü insanlarımızla birleştirmemiz, bir araya getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımızın da kendi içerisinde görüşerek farklı ortak projeler ortaya koyması, çalışması gerekiyor. Ama bizim asıl temamızın, asıl hedefimizin gençlerimiz, çocuklarımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki boşluğun çok çok büyük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ki bu manada bizim yazın Kazım Karabek Lisesi'nde yapacağımız işte yaz okulu çok önemli. Farklı sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımızın, derneklerimizin de yazın. Diyanet İşleri'nin de bu tür çalışmaları var ama topluma vurduğunuz zaman çok küçük bir meblağı ifade ediyor bu. Yani hepsinin yapmış olduğu çalışma işte bütün gençlerimizi, çocuklarımızı kıyasladığınız evet. zaman çok gerçekten küçük bir miktar. Çok artması, ciddi manada genişlemesi, gelişmesi gerekiyor. Bu manada tekrar ben özellikle çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkalım. Özellikle hem bizim derneğimizin Kazım Karabekir Lisesi'ni yapacağı yaz okulunun hem de diğer kurumlarımızın, kuruluşlarımızın, STK'larımızın yapacağı yaz okullarına çocuklarımızı, gençlerimizi yönlendirmelerini özellikle rica ediyorum. Bu bir imkan. Çocuklarımızla ilgilenelim, gençlerimizle. Tabiat, doğa, boşluk kabul etmiyor. Evet. Siz boşluk bırakırsanız mutlaka birileri gelip doldurur. Adım der Başkanı Garip Kızılkaya. Çok teşekkür ediyorum. Bize, hakikaten keyifli bir programdı. Söz veriyoruz. Kayseri'den ve Malatya'dan gelen konuklarınız. İnşallah önümüzdeki hafta içinde misafirlerimiz evet, burada olacaklar. Konuklarınızı biz de inşallah alacağız. Onlarla burada tekrar böyle sizlerle evet. birlikte bir kardeşliğimizi hatırlamamız lazım. Evet. Doğu, Batı, biz Kürt, Türk, Arap, Acem, efendime söyleyeyim Çerkez, Laz ayrımı değiliz. Evet. Biz sadece inancımız kim takva ile üstün ise üstün olanın o olduğunu düşünen insanlarız. Evet. Kesinlikle bir ırkın diğer bir ırka üstünlüğü yoktur. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Allah katında üstünlük takva iledir. Ve bizler hepimiz Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle ümmetin farklı coğrafyalarından bir araya gelen kardeşleriyiz. Konya'dan, işte efendime söyleyeyim İstanbul'dan, Kayseri'den, Malatya'dan gelen kardeşlerimiz inşallah haftaya burada olacaklar. İnşallah bu kardeşliğimizi bu manada tekrar almış olacağız. İnşallah. Birlikte. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere yine eşlik edeceğiz. Evet, Garip Kızılkaya Adım Der Başkanıydı. Adım Der Derneği Başkanıydı. Konuştuk efendim. Tabii ki sadece Ramazan'da yardım yapmak yetmiyor. Sadece Ramazan'da garibanları düşünmek yetmiyor. Sadece Ramazan'da bu duyarlılıkların artması yetmiyor. Yarın farklı bir konukla burada olacağım. Görüşmek, buluşmak umudu ve ümidiyle. Hoşça kalın efendim.